Kampüste yazdan herkese merhaba. İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Ben sunucunuz Burak Şahin. Hepiniz hoş geldiniz. İbn Haldun Üniversitesi'nde yaz hareketliliği devam ediyor. Bir yandan yaz okulları, diğer yandan spor merkezi faaliyetleri. Gelişmeleri sizler için takip ettik. Gelin hep birlikte bu haftanın gündemine göz atalım. İbn Haldun Üniversitesi Türk Kırgız Manas Üniversitesi'nden 33 İlahiyat Fakültesi öğrencisini misafir ediyor. Öğrenciler Arapça dil eğitiminin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri de alıyor. İbn Haldun ve Türk Kırgız Manas Üniversitesi ortaklığında düzenlenen yaz okulu, Manas Üniversitesi'nden 33 ilahiyat öğrencisinin katılımıyla kampüste gerçekleştiriliyor. Yaz okulunda öğrencilere Arapça, Kur'an-ı Kerim ve hadis derslerinin yanında çeşitli seminerler de veriliyor. Aynı zamanda İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlere turlar düzenlenerek Türkiye'yi daha yakından tanımalarına olanak sağlanıyor. Sabahtan öğleye kadar Arapça, Kur'an-ı Kerim, öğleden sonraları da onlara seminer dersi, tefsir, fıkıh, hadis gibi dersler yapıyoruz. Bir ay boyunca bu ilahiyatın hazırlık ve birinci sınıfta olan öğrencilerimiz hem Türkiye'yi tanımış oluyorlar hem de buradaki ilahiyat öğretmenleri, hocalarımızla beraber bir araya gelerek bir program değişimi gibi oluyorlar. 16 Ağustos'ta sona erecek olan kamp toplam bir ay sürecek. Üniversite çok ilgimizi çekti. İmkanları olan bir üniversite olarak görüyorum. Bilmediğimiz çok şeyler varmış, onları öğreniyoruz. Yani burasını çok beğendik. Burada da okumaya biz niyet ediyoruz. Çok iyi gidiyor, çok iyi karşıladılar bizi. İnşallah burada yüksek lisans düşünüyorum. Haldun Üniversitesi Spor Merkezi yazı dolu dolu geçiriyor. Spor Merkezi hangi dallarda eğitim veriyor ve sunduğu hizmetler neler? Bu soruların cevabını Spor Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Yıldırım Beyefendi'den alacağız. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Cevapları sizden dinleyelim. Tabii ki. Spor Merkezimiz 3 yıldır hizmet veren bir yapıda. Biz hem çocuklarımıza hem yetişkinlere hizmet verir bir durumdayız. Şu anda yaz dönemi bizim çocuklarımıza hizmet verdiğimiz yaz spor okulumuzun olduğu bir dönemdeyiz. 5 haftalık birinci dönemimizi bitirdik ve şu an ikinci dönemimizin içerisindeyiz. Şu ana kadar 300'e yakın öğrencimize sportif eğitim veriyoruz. 12 branşta çocuklarımız eğitim alıyorlar. Yüzme, tenis, basketbol, voleybol, jimnastik, futbol gibi, tekvando gibi branşlarda eğitim alıyor. Bunların yanı sıra değerler eğitimi tarafımız var. Değerler eğitimi tarafında hem sportif değerler eğitimini hem ahlaki eğitimi veriyoruz çocuklara. Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor çocuklarımız. Bunun yanı sıra öğlen yemeklerini yiyorlar, ikindi kahvaltılarını alıyorlar. Yazı sporla iç içe geçirmelerini sağlıyor, yardımcı oluyoruz çocuklarımıza. Bunun yanı sıra sadece çocuklarımız değil, yetişkinler de bizden hizmet alabiliyorlar spor merkezimizde. Üniversitemizin öğrencileri, idari ve akademik çalışanları, bunun yanı sıra Başakşehir'de oturan vatandaşlarımız da spor merkezimizden üyelik hizmeti alabiliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Üniversite adayları için zorlu sınav süreci bitmiş, tercih dönemi başlamıştır. Ancak bu gece itibariyle tercih sürecinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Peki tercih listeleri nasıl hazırlanmalı? Öğrenciler bu önemli süreçte nelere dikkat etmeli? Muhabirimiz Cafer Sadık Okutan, rehberlik öğretmeni Semra Kızıl'a sizler için sordu. Evet, üniversite tercih dönemi sona eriyor. Yanımızda kendisinden üniversite tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususları dinleyeceğimiz rehberlik öğretmeni Semra Hanım var. Hoş geldiniz Semra Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Bugün tercih dönemi, öğrenciler için tercih listesi düzenlemesi son gün ve tercih listelerini düzenleyip sisteme yükleyecekler. Peki bu düzenlemeyi yaparken nelere dikkat etmeliler, neler yapmalılar? Şöyle açıklayayım sizlere, 24 tercih hakkımız var. Bu tercihleri bizler sıralarken ilk etapta 3 ana bölüme ayırmamız gerekiyor tercihleri. 3 aşama halinde gitmemiz lazım. Birinci aşamada genellikle işte tutması muhtemel olmayan, hayali, gelmeyecek bölümleri yazabiliriz. İkinci aşamada ise muhtemel, yani gelebilir de gelmeyebilir bölümler bizim ikinci aşamada yazmamız gereken bir kısım olması lazım. Son aşama, yani üçüncü aşamada ise şunu yapmamız lazım. Gelebilir, gelmesi yüksek bir ihtimal, kesin, yani kendimizi garantiye alabileceğimiz bölüm olması gerekiyor. Bizler tercih listemizi oluştururken sıralamalarımızı baz alarak sıralamamızın bir %30 üstü ve %30 gerisi gidebiliriz. Yani nasıl açıklayayım? Örneğin 100 bin bir sıralamaya girdik. Bizler 50 binden başlayabiliriz. Kalan kısımda ise diledikleri gibi, örneğin bir mühendis öğrencisi için kastediyorum, 300 bine kadar gidebilir. Bir liste tembelliği yapmamamız gerekiyor. Çünkü sıralamalar yıldan yıla farklı
farklılık gösterebiliyor. Bizler geçen sene sıralamaya bakıp bu sene kesinlikle çıkabilir dediğimiz yerler yığılmalardan dolayı olmaya da biliyor. Bunun riskine girmemek adına kesinlikle bizler kesin gelecek ihtimali bırakmayacak şekilde bir sıralama oluşturmamız lazım. Bunlara dikkat edildiği takdirde sağlıklı bir tercih sıralaması yapmış olurlar. Evet, Semra Hanım'dan tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları dinledik. Hoşça kalın. Kampüste yazın bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.